merhaba. Ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere biraz spesifik, çok bilinmeyen bir konudan, meme MR görüntülemeden ve bu görüntüleme yöntemini hangi durumlarda kullandığımızdan bahsedeceğim. Meme MR'ını meme kanseri taramasında kullanıyor muyuz? Öncelikle bu soruya açıklık getireyim. Meme kanseri taramasını rutinde mamografi ve ultrasonografi ile yapıyoruz. Ancak meme kanseri açısından yüksek riskli kadınlarda meme MR görüntülemeyi de tarama programına dahil ediyoruz. Kim bu yüksek riskli grup? Meme kanserine neden olduğu bilinen BRCA gen mutasyonu olan kadınlar, 30 yaşından önce göğüs bölgesine radyoterapi yani ışın tedavisi almış olanlar, kendisinde ya da ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar, meme kanseriyle ilişkili genetik sendromu bulunanlar ve daha önceden memesinde kanserin bir alt aşaması olan yüksek riskli grupta meme kitlesi saptanmış kadınlar. Tüm bu riskli durumlarda meme MR görüntüleme meme kanseri taraması programına dahil ediliyor. Meme MR'ının bir de meme kanseri tanısı almış hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olarak kullanıldığı durumlar var. Bu durumlar neler? Yeni tanı almış meme kanserinde ameliyat öncesi değerlendirme, kanser kitlesinin göğüs duvarına yayılımını belirleme, lobüler tip meme kanseri gibi her iki memeyi tutma eğiliminde olan kanserlerde karşı yani sağlam memeyi değerlendirme, tedaviyi planlamak adına meme kanseri evrelemesini yapma ve ameliyat öncesi yapılan kemoterapiye ya da hormon terapisine cevabı değerlendirme. Meme kanseri ameliyatı öncesi bu saydığım durumlarda meme MR görüntüleme bizlere çok yardımcı. Ameliyat öncesi olduğu gibi ameliyat sonrasında da meme MR görüntülemeye ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin meme kanseri ameliyatı olmuş hastanın ameliyat sonrası kontrolünde ultrasonografide bir lezyon saptadık. Bu lezyonun tekrarlamış bir meme kanseri mi yoksa ameliyata bağlı scar yani netbe dokusu mu olduğunu ultrasonografiyle ayıramayabiliriz. Bu ikisinin ayırımında bize en değerli bilgiyi meme MR görüntüleme verir. Bu saydığım durumların dışında memede silikon implantların değerlendirilmesinde, koltuk altında metastatik yani yayılmış kanser hücresi bulunan lenf nodlarının araştırılmasında, meme başında gözle görülür bir değişikliği olan ancak ultrasonografi ya da mamografide bir anormallik saptanmayan durumlarda meme başı arkasının değerlendirilmesinde meme MR görüntülemeye başvuruyoruz. Meme MR görüntülemede radyasyon yok. Bu meme MR'ının iyi tarafı. Peki öyleyse neden meme MR'ını her hastaya yapmıyoruz? Meme MR görüntüleme yapmak için az önce saydığım koşulları arıyoruz. Ya da meme kanseri taramasını mamografi yerine neden meme MR ile yapmıyoruz? Öncelikle meme MR'ı maliyeti yüksek bir görüntüleme yöntemi. Ulaşımı zor, yani her yerde meme MR görüntüleme cihazı olmayabilir. Çekim süresi mamografiye kıyasla çok daha uzun. Meme MR görüntüleme yapmak için hastaya damar yolu açılıp damardan ilaç verme zorunluluğu var. Tüm bunların da yanında meme MR'ının şöyle bir negatif özelliği var. O da yanlış pozitif sonuç verebilmesi. Ne demek yanlış pozitif sonuç? Şöyle ki, meme MR'ında kanser diye tanımlanan bir kitleye ultrasonografi ya da biyopsi sonrasında iyi huylu kitle tanısı konabilir. Bu da hastada gereksiz bir anksiyete oluşturur. Bu nedenle meme MR'ı yapmak için belli koşulları arıyoruz. Son olarak meme MR görüntüleme yapmak için en uygun zaman nedir? Bir de bundan bahsedeyim. Hasta menopoz öncesi dönemde ise adetinin birinci gününden 7 ila 14 gün sonrası aralığı meme MR görüntüleme yapmak için tercih ettiğimiz en uygun zaman dilimidir.